Sonuç ekranı inceleme. Sensörlü ekranda bir hedef tespit ettikten sonra tarama ekranına geçerek tespit ettiğiniz hedefleri metal veya zemin anomalisi veya boşluk taradıktan sonra OK tuşuna basarak sonuç ekranına geçebilir ve bu hedeflerin 3D grafiklerini alarak inceleyebilirsiniz. Sonuç ekranında sinyalin şiddeti, sinyal boyu ve genişliği, hedefin tahmini boyutları, taradığınız alan ve boyutları Hedefin tahmini derinliği, hedefin tahmini şekli, hedef ID'si bilgilerini görebilirsiniz. Sonuç ekranındayken OK tuşuna bastığınızda ekranda hedefin ID ve derinlik bilgisini gösteren bir pencere çıkar. OK tuşuna tekrar basıldığında taramanın başlangıç ve bitiş noktaları ve bobinin tüm hareketlerini çizgisel olarak görebilirsiniz. Yön tuşlarını kullanarak grafiği 360 derece döndürerek her açıdan inceleyebilirsiniz rotate fonksiyonu. Ayrıca pan rotate tuşuna basarak pan fonksiyonunu geçebilir ve yön tuşlarını kullanarak ekranı sağ, sola veya yukarı aşağı kaydırılabilir. Zoom in, zoom out yaparak görüntüyü yaklaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. 3D grafik seçenekleri Sonuç ekranı görüntülendiğinde ekranın sol tarafında yer alır. Dilerseniz Settings tuşuna basarak ekrandan kaldırabilirsiniz. 3D grafik seçenekleri ekrandan kalktığında sol tarafta gösterge tablosu çıkar. Sinyal işleme seviyesi Cihaz hedeften aldığı ham datayı bazı hedeflere 4, bazı hedeflere ise 5 farklı seviyede işleyerek en uygun şekilde çıkartır. Sinyal işleminin Üçüncü seviyesi, her zaman datanın yapay zeka ile eğitilmiş halini verir. Çözünürlük, 3D grafiğin görüntü kalitesini arttırmak için kullanılan ayardır. Kayıt, 3D grafiğinizi arşive kaydetmek için kullanılır. Sil, sonuç ekranını kaydettikten sonra 3D grafik seçenekleri bölümünde kayıt seçeneğinin yerine sil seçeneği gelir. Kaydettiğiniz dataları silmek için kullanılır. Gösterge tablosu, Sonuç ekranında 3D grafik seçeneklerini setting tuşuna basarak ekrandan kaldırdığınızda ekrana gelir. Gösterge tablosu datanın hangi tarih ve saatte, hangi modda ve frekansta, hangi tip bobin ile alındığı ve çözünürlük bilgisini verir. Dilerseniz info tuşuna basıp gösterge tablosunu ekrandan kaldırıp grafiği daha geniş ekranda inceleyebilirsiniz. Sonuç ekranı ile ilgili detaylı bilgi için kullanım kılavuzunu okuyunuz.